أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Değerli arkadaşlar, Arapça soru çözümlemeleri derslerimize hoş geldiniz. 20. dersimizdeyiz. Abdülhakim Önel Hoca'nın Çözgeç Arapça Soru Bankası 2. baskı sayfa 62. 17. testteyiz. Testimizin adı Kendini Sına 5. test. Evet. 1 ile 18 arası sorularda boşluğu en uygun ifadeyle dolduracağız değerli arkadaşlar. Zaten bu testte 18 tane sorumuz var. Peki. Böyle büyüklük nasıl? Bu şekilde nasıl arkadaşlar? İyi. Evet, başlıyoruz. El üstadü hoca, yani daha çok üniversite hocası için kullanılıyor. Profesör. Ondan bedel, önce ünvan, sonra özel isim geldiği zaman o gelen özel isim ünvanın bedeli oluyordu. Üstaz Ramazan, yani Profesör Ramazan, Ramazan Hoca. Evet, ne diyeceğiz arkadaşlar? Kara et mi diyeceğiz? Hayır. Kara et diyemeyiz. Ve ente demiş. Yekravu diyebiliriz ama yektubu diyemeyiz. Evet, cevabımız hangisi arkadaşlar? Bursa. Bursa. Kara e, Ramazan Hoca okudu. Ve ente, sen de, ketepte, yazdın. Ketepte, Ramazan Hoca okudu, sen de yazdın. Peki, Muhammedun ve, şurası yanlış yazılmış arkadaşlar. Yani şurada şeddeye gerek yok. Sizde de mi öylesin kitabınızda? Evet. Tamam, o şeddenin üstüne feta yapın. Muhammedun ve Fatime tü. Neden tün diyemedim arkadaşlar buna? Üç harften fazla olduğu için hocam. Evet. Üç harften fazla bayan, özel isimler, alemler gayrimusarıftır. Gayrimusarıflarda tenvin ve kesre almıyordu. Evet. Muhammedun ve Fatime tü. Peki, müptedamız tesniye müzekker arkadaşlar. Haberimizde ne olması gerekiyor o zaman? Tesniye müzekker. Tesniye müzekker olan şık hangisi? Denizli. Denizli. Fehime. Fehime. Anladılar. Ederse dersi. Fehime. Aynel fiili kesralı. Mazide, muzaride aynel fiili fethalı, kesrun, fethun. Kaçıncı bab arkadaşlar? Dört. Dördüncü bab. Bunun emri nasıl geliyor peki? Emri. Emri hazırı. İfhem. Evet. Çek bakalım. Elif Sena, ifhem. İfhem, ifhema, ifhemu, ifhemi, ifhema, ifhemne. Güzel. Evet, bir de nehi hazırını çekelim arkadaşlar. Kim çekmek ister nehi hazırını? Evet, nehi hazırını kim yapmak ister? Nurgül. Yapayım hocam. Buyurun. La yefhem, la yefhema, la yefhemu. Te. Hazır. Nehi gayip de la yefhem olur. La tefhem. La tefhem, la tefhema, la tefhemu. La tefhemi, la tefhema, la yefhemne. La tefhemne. La tefhemne. Güzel. Çünkü muzarinin muhatap ve muhataba sıgılarından yapıyoruz. Evet hocam, ben gayiple karıştırdım.
Güzel. Teşekkür ederiz. Geldi. Üçüncü soruya geçtik arkadaşlar. El hafiletu mübteda. Bizden ne istiyor? Mübteda varsa ne vardır? Sloganımız neydi? Mübteda haber. Varsa haber de vardır. Haberimiz şıklardan da anlaşılacağı üzere fiil cümlesi arkadaşlar. Peki haberimiz fiil cümlesi şeklinde geldiğinde o fiil cümlesinin fiili mübtedaya cinsiyet ve sayı yönünden uymak zorunda mıydı? Evet. O zaman ve gafeyi eliyorum arkadaşlar. Çünkü bu huve çekimi. Bana ne lazım? El hafiletünün zamir karşılığı ne? Hiye. Hiye. O zaman yakifu da olmaz arkadaşlar. Bu da mazinin huve çekimi vakafe, muzari'nin huve çekimi yakifu. Gif de zaten emir arkadaşlar. Bu da ente. O zaman cevabımız nedir? Bursa. Bursa. El hafiletu otobüs takif duruyor. Emamel medreseti okulun önünde ve yenzilu iniyor. Ettullabu öğrenciler de iniyor. Otobüs okulun önünde duruyor. Öğrenciler de şu vava de manası verdim. İniyor. Nezele yenzilu. Kaçıncı bab arkadaşlar? Nezele yenzilu. Dördüncü. Bir daha bakalım. Dört mü? İki mi? İkinci bab hocam. Heh. Evet iki hocam pardon. Fethun, kesrun ikinci bab. Yukarıdaki kesrun, fethun dördüncü babtı. Bu tam tersi ikinci bab. Bunun emri nasıl gelir? İnzel. İnzil. İnzil. Heh, inzil. Çek bakalım Sevgi. İnzil. İnzil, inzila, inzilu, inzili, inzila, inzilne. Evet, güzel. Teşekkür ederiz. Rica ederim. El hafiletü mübteda. Gerisi ne arkadaşlar? Haber. Haber, mahallen, merfu. Peki, geldik. Kaçıncı sorumuza? Dördüncü soruya. Evet. Ettelamidu. Onun şimdi sıfatı geliyor. El müştehidune. Çalışkan öğrenciler. Mübdedamız. Mübdedamızın zamir değeri ne arkadaşlar? Ettelamid. Merfu değil mi? Şey, zamir değeri yani. Zamir karşılığı ne? Hünne. Hüm hocam. Hah, hüm. Hünne olması için arkadaşlar tilmizetun, tilmizetani, tilmizetun olması lazımdı. Et tilmizetu. Bu tilmizun müfret müzekker. Tilmizani tesniye müzekker. Et telamizu cemii müzekker. Hum çekimi. Mübtedamız et telamizu. Aynı zamanda mevsuf. El müştehidune onun sıfatı. Yani burada ana öge hangisi arkadaşlar? Asıl öge? Mübteda olan ögemiz hangisi? Mevsuf olan. Mevsuf olan yani ettelamidu. Peki haberimiz de ona uyması lazım. Hum çekimi hangisi arkadaşlar? Bir tane hum çekimi var zaten şıklarda. Ceyhan. Ceyhan. Çalışkan öğrenciler. Ya la yetekellemune. Bu la'ya biz nefi la'sı diyoruz. Nefi la'sı. Yani olumsuz yapan la. Bakınız bu cezmetmiyor. Öbürü cezmediyor. Bu cezmetmiyor. La yetekellemune. Yetekellemune konuşuyorlar. La yetekellemune konuşmuyorlar. Tekelleme, yetekellemu tekellümen. Tefaul babından fiil-i muzarinin hum çekimi. La yetekellemune konuşmuyorlar. Fid dersi, derste kethiran çok. Çalışkan öğrenciler derste çok konuşmuyorlar. Peki. Beşinci sorumuz. Haulâ'i es-süyyâhu. Burada müptedamız hangisi arkadaşlar?
İkisi bir değil mi hocam? Yok, ikisi bir değil işte. Sadece şurası abla mesela. Ya. Tamam. Haulâ'i mübteda, mahallen merfu, aynı zamanda ismi işaret. Es-süyyâhu müşarun ileyh. Yani burada asıl olan öge, mübteda olan öge haulâ'i. Es-süyyâhu mübtedanın müşarun ileyhi. Anlatabildim mi Sevgi? Evet hocam anladım. Şimdi haberimiz haulâ'iye göre gelecek o zaman. Tamam. Haulâ'i. Yani hum. Hangisi hum çekimi? Adana. Adana. Yetehaddesûne. Arkadaşlar. Yetekellemûne. Yetehaddesûne. Aynı mana. Tamam. Tehaddese. Yetehaddesu. Tehaddüsen. Tefeul babı. Tekelleme. Yetekellemu. Tekellümen. Bu da tefeul babı. İkisi de konuşmak manasında. Evet. Haulâ'is süyyâhu. Süyyâh turistler demek arkadaşlar. Turistler. Ne demekmiş? Turistler. Evet. Yalnız cemî müzekker turistler. Peki. Eğer cemî müennes olsaydı sâihât derdi. Bu turistler yetehaddesûne konuşuyorlar. Bil fransiyeti. Fransızca konuşuyorlar. Nahnu mübtedamız, haberimiz fiil cümlesi şeklinde gelmiş. O zaman nahnu çekimini arayacağız. Yalnız nahnunun hangi çekimi olacak? Mazi mi? Muzari mi? Şurada bir karinemiz. Kulle usbu'in. Her hafta diyor. O zaman mazi olma ihtimali var mı? Hayır. Cevabımız nedir o zaman? Ceyhan. 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 Nahnu biz nezhebu gidiyoruz. Zehebe görünce hemen gözümüz ne arayacak? İla. İla. İla'dan sonra nereye gittiğini söyleyecek. İla. Gidiyoruz nereye? Ma'hedil lugati. Ma'hedil lugati. Dil okuluna. Kulle usbu'in. Her hafta. Şöyle yapalım. Biz her hafta dil okuluna gidiyoruz. Geldik 7. sorumuza. Qa'atul muhadarati fi kulliyetina. Fakültemizdeki konferans salonu. Tamam mı arkadaşlar? Qa'atun eşittir saletun demek. Salon. Fakültemizdeki konferans salonu veya ders salonu. O zaman bizden şu boşlukta ne istiyor arkadaşlar? Haber. Haber istiyor. Peki haberimizi biz neye göre tayin edeceğiz? Mübtedaya göre. Peki burada mübteda hangisi? Qa'atü. Sadece qa'atü arkadaşlar. Sadece qa'atü. Diğerleri onun tamamlayıcı ögeleri. Qa'atü. O zaman ne olacak arkadaşlar cevabımız? Usta. Haberimizde nekr olması lazımdı. Vâsi'atun. Vâsi'atun. Fakültemizdeki ders salonu nedir? Vâsi'atun geniştir. Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok. Vâsi'un niye olmadı? Müzekker. El-vâsi'atu niye olmadı arkadaşlar? Çünkü marife. Haberler nekr olurdu genelde. Vasiatun niye olmadı? Çünkü vasiatun olması için müptedamızın da cemî müennes olması lazımdı. Şeribe ellebenu diyebilir miyim arkadaşlar? Süt içti. Yani sütü fail yapabilir miyim? Hayır. Hayır. O zaman bu mef'uldür. Bu mef'ul ise şuraya ne gelecek? Fail. 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 Peki şeribe fail dediğimize göre müfret kelimelerin ref alameti damme olur. O zaman ettifle'yi eledik. Ettifli bunu eledik. Elimizde Ceyhan ve Denizli kaldı. Ettiflu. Gerçi bu da şey.
Tamam, şunu da eledik. Ben bunu daha mı zannettim? Cevabımız Ceyhan. Et-tıflu. Peki bunun tercümesini kim yapar arkadaşlar bu cümlenin? Şeribe, ellebene, et-tıflu. Bunu nasıl çevirebiliriz Türkçe'ye? Çocuk süt içti. Bir daha söyle Sevgi. Sütü çocuk içti. Hah. Evet. Aynen öyle. Şeribe. Nefim başa geldiği için vurgu yapılmış oluyor değil mi hocam? Aynen öyle. Et-tıflu. Ellebene. Ellebene. Böyle olsaydı çocuk sütü içti diyecektim. 1, 2, 3. Çocuk sütü içti. Ama burada nasıl diyeceğim arkadaşlar? Sütü çocuk içti. Sütü çocuk içti. Aslında ikisinde de aynı sırayla çeviriyoruz bak. Önce orta, sol, sağ. Orta, sol, sağ. Aşağıdaki cümle nasıl arkadaşlar? Çocuk, virgül, sütü içti. Yukarıdaki cümle nasıl? Sütü, virgül, çocuk içti. Birinde aşağıdaki cümlede vurgu çocukta. Yukarıdaki cümlede vurgu neydi? Sütte. Sütte, bu kadar. O zaman şöyle diyeyim size. Ketebe aliyyun edderse. Bunu nasıl çevireceğiz? Ali dersi yazdı. Ketebe edderse aliyyun. Dersi Ali yazdı. Dersi Ali yazdı. Bu kadar. Tamam. Geçtik 9'a. Bu 3. baptan da hatırlayacağınız üzere. Şeraha yeşrahu. Açıkladı, şerh etti. El ne diyeceğim? Muallime diyemem. Muallimi diyemem. Muallimetü diyemem. Niye diyemem muallimetü? Damme sonu. Muallimetü demem için şerahat olması lazımdı arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız nedir? Adana. Adana. Şeraha el muallimu edderse. Öğretmen dersi yazdı. Nasıl çeviriyorduk? 1, 2, 3. Öğretmen dersi açıkladı. Peki. Şeraha edderse el muallimu dersem, mef'ulü failin önüne geçirirsem dersi öğretmen açıkladı. Dersi öğretmen açıkladı olur. Çok güzel. Geldik 10. soruya değerli arkadaşlar. Evet, burada bizden ne istiyor? Failimiz var. Ne istiyor değerli arkadaşlar? Fiil. Fiilimiz istiyor. Peki fiilimiz mazi mi, muzari mi? Bununla ilgili bir karine var mı? Var tabii ki. Mazi. Kable usbu'in diyor. Geçen hafta diyor. Bir hafta önce diyor. Bir hafta önce. Dolayısıyla mazi. Peki fiille fail arasında cinsiyet yönünden uyum olması lazımdı. Hatice müfret müennes hiye. O zaman hiye mazi çekimi hangisi? Ceyhan. Ceyhan. Zehebet gitti. Hatice'tu Hatice gitti. İle kariyeti. Evet. Köye gitti. Zevciha. Şöyle burayı muzaf muzaf ne? Kariyeti zevciha. Kocasının köyüne gitti. Hatice kocasının köyüne gitti. Eşinin köyüne gitti. Kable usbu'in bir hafta önce. Hatice bir hafta önce eşinin kocasının köyüne gitti. Peki. Şu Hatice'nin yerine arkadaşlar Ali. Aliyyun diyelim. Cümleyi bir daha söyleyelim. Nasıl söyleriz? Zehebe. Zehebe. Kim söyleyecek? Söyleyeyim. Buyurun.
Evet. Zehebe Aliyun ile qariyeti zevcetiha qabla usbu'in. Zevceti ha mı diyeceğim? Zevceti hi mi diyeceğim? Evet, zevceti hi. Zevceti hi mi oluyor? Evet, pardon. Tabii. Tamam. Zevceti hi diyeceğim. Bir daha tekrar et. Zehebe Aliyun ile qariyeti zevceti hi qabla usbu'in. Heh. Bu sefer Ali hanımının köyüne gitmiş oluyor. Evet. Zehebe Aliyun ila qariyeti zevcetihi qable usbu'in. Yuhibbu fiil. Ne istiyor boşlukta bizden? Fail. Fail. Evet. Failimiz ne olacak arkadaşlar? Üç ihtimal var. Müfret müzekker olabilir. Tesniye müzekker olabilir. Cemi müzekker olabilir. Bunun haricinde olanları eleyelim. El bintu olamaz. El bintu olması için tuhibbu olması gerekirdi. El talibatu yine tuhibbu olması gerekirdi. El velede hareketten kaybetti. Çünkü bu fail olamaz. Dolayısıyla cevabımız nedir? Denizli. Yuhibbu el veledu çocuk seviyor. Neyi? Müşahedete. Evet. Müşahedete. Niye böyle okudum arkadaşlar? Meful olduğu için. Mübarati kuratil kademi. Kuratil kadem futbol. Mübarat maç, müsabaka. Futbol maçı izlemeyi seviyor. Kısaca futbol izlemeyi diyebiliriz. Yani şu mübaratı eritebiliriz tercümede. Çocuk futbol izlemeyi seviyor. El bintu olsaydı ne diyecektik arkadaşlar? Veya et talibatu. Bir tane değişiklik yapacaktık sadece. Tuhibbu. Tuhibbu. 12. El merda eddevâe. Arkadaşlar merda burada cümlenin hangi ögesi? Mef'ulun bih. Kim dedi mef'ulun bih? Nurgül. Evet, başka? Fail olmaz. Fail değil mi? Evet. Fail diyen var, başka? Fail hocam. Evet, fail arkadaşlar. Peki bunun müfredi ne? Merda'nın müfredi ne? Meridun. Hah. Meridun. Bir erkek hasta demek. Meridun, merda. O zaman hastalar. Yani cemii müzekker. Peki failimiz cemii müzekker olunca açıktan zikredilmiş. Fiilimiz ne gelecek? Müfret. Müfret müzekker. Evet. Müfret müzekker olan şık hangisi? Adana. Adam. Şeribe yeşrabu. Dördüncü bab. Şeribe içti el merda hastalar. Eddevâe ilacı. Hastalar ilacı içtiler. Hastalar ilacı içtiler. Bir, iki, üç. Orta, sol, sağ diye çeviriyorduk değil mi arkadaşlar? Peki, irabı yaparken el merda fa'il. Fa'ilun diyoruz. Fa'ilun. Faildir. Merfu'un, merfudur. Evet. Neyle merfudur peki? Damme ile mi? Takdiren. Hah, takdiren merfu arkadaşlar. Tamam. Evet. Yani şöyle diyoruz aslında Arapçada. Fa'ilun, merfu'un ve alametu raf'ihi, ref alameti, eddammetul mukadderatü diyoruz. Dammetul mukadderatu. Yani takdir edilmiş damme alel elifi. Şu elif değil mi? Merda'nın sonundaki elif. Bu ya değil. Bunun adı neydi? Elifi? Maksura. Çok güzel. İrabını nasıl yapıyormuşuz bunun? Fa'ilun. Merfu'un.
فَعَلَامَةُ رَفْعِهِ اَطَّمَّةُ الْمُقَدَّرَةُ عَلَى الْاَلِفِ بِسَبَبِ التَّعَذُّرِ. Taazzür sebebiyle elifin üzerindeki mukadder, takdir edilmiş damme ile merfudur arkadaşlar. Taazzür neydi peki? Elifin üzerinde hiçbir hareke ne yapmaması? Belirmemesi. Belirmemesi. Çok güzel. Peki. Eddevâ'e mef'ul mansup nasb alameti neydi peki? Fetha. 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 Bak, Arapçada da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi Türkçe İrab yaparken mef'ul, mansup, nasb alameti, fetha diyoruz. Doğru mu? Evet. Mef'ul, mansup, nasb alameti, fetha. Arapçada da şöyle yapıyoruz. Mef'ulun bihi mansubun ve alametu nasbihi el fethatu zahiratu diyoruz. Alel ahiri. Yani sondaki efendim zahir, fetha, açık fetha diyoruz. Tamam. Yani tamam. Yavaş yavaş artık Arapça İrab yapmaya da alışalım arkadaşlar. Peki. Geldik 13. soruya. El fellahani. Burada hangi ögemiz? Fail. Çok güzel. Fail. El hakle. Meful. Evet. İki çiftçi tarlayı sürdü. Sürüyor. Ekiyor. Böyle bir kelime kullanacağız. Yalnız failimiz açıktan zikredildiği için tesniye müzekker. Fiilimiz ne olacak arkadaşlar? Müfret müzekker. Müfret müzekker. Müfret müzekker olan bir tanecik şık var zaten. Hangisi? Adana. 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 Zera'a yezra'u. Kaçıncı babdan? Üçüncü. Üç. Zaten üçüncü babdan olma şartı da tutuyor değil mi? Evet. Aynı fiili lamel fiili hurufu harften bir tanesi olacaktı. Alt harften. Alt harften hangisi lamel fiili? Ayın. Ayın. Çok güzel. Zera'a ekti. El fellahani. İki çiftçi. El hakle tarlayı. Haklun arkadaşlar çoğulu ne gelir? Hukul. Hukul gelir. Evet. Güzel. 14. Aynı mantık. El ummehatu. Failimiz nedir arkadaşlar? Cemi'yi. Müennes salim. Cemi'yi müennes. Peki. Açıktan gelmiş. Fiilimiz ne gelecek o zaman? Cemi'yi müfret müennes. Müfret müennes. Müfret müennes olan şıkkımız hangisi? Ceyhan. 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 Harasa. Arkadaşlar. Yahrisu. Evet. Dün bir ayet söylemiştik değil mi? Evet. Harisun aleykum diyordu. Tevbe suresinin hangi ayetiydi? Son ayettir. Son iki ayeti. Yani o peygamber aleyhissalatü vesselam ki size ümmetine çok düşkündür yani. Harisun aleykum. Tahrisu el ümmehatu. Anneler düşkündür, düşkün oluyor. Neye? Ala'dan sonra alıyor. Kime düşkün olduğunu, neye düşkün olduğunu. Ala evladihinne. Neye düşkünmüş arkadaşlar? Çocuklarına. Anneler çocuklarına düşkün olurlar. Yani kısacası düşkündürler diye çevirebiliriz. El med'uvvâtu. Evet. Med'uvvât. Ne kelime arkadaşlar? Sarf açısından. İsmi faili. Efendim? İsmi faili. İsmi fail mi? İsmi mef'ul mü? Da'a nakıs bir fiil. Yed'u muzarisi. Da'in. Da'in. İsmi faili. Elif lam getirirsek edda'i olur ismi faili. Evet. İsmi mef'ulü med'uvvun. Med'uvvun. Şeyde görmüştük ya Hilal maksutta. Hatırladın mı? Evet hocam. Med'uvvetun, med'uvvetani,
Med'uvvâtun. El geldi başına. El med'uvvâtu oldu. Yani isim mef'ulün cemi'i müennes musahhaha sıgası. Yani davet edilmiş bayanlar. Çağrılmış bayanlar. Bayan davetliler yani kısacası. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Dolayısıyla bunun zamir karşılığı nedir arkadaşlar? Mübtedamızın zamir karşılığı? Hünne. Haberimizde fiil cümlesi şeklinde gelmiş. O fiil cümlesi şeklinde geldiğinde o fiil cümlesinin fiili mübtedaya uyması lazımdı. Doğru mu? Evet. Evet. Hünne çekim olan hangisi? Bursa. Bursa. Çok güzel. Terakne el hafle. Bayan davetliler parti. Bu el hafle parti, tören. Tamam. Parti, tören. Burada parti diyebiliriz. Partiyi ne yaptılar? Terk ettiler. Var mı anlaşılmayan bir şey? Yok hocam. Yok. El med'uvvetu olsaydı cevabımız ne olurdu? El med'uvvetu. Müfret müennes. Adana. Evet. Teraket. Yani Adana olurdu. Peki. 16. sorudayız. Yel'abu. Fiilimiz. Boşlukta ne istiyor arkadaşlar bizden? Fail. Peki. Fiilimiz müfret müzekkerse failimizin kaç tane ihtimali var? 3. 3. Nedir onlar? Hüve, hüma, hüm çekimleri. Efendim? Hüve, hüma, hüm çekimleri. Hah, çok güzel. Hüve, hüma, hüm. Yani müfret müzekker, tesniye müzekker, cemi müzekker. O zaman diğerlerini eleyelim. Et-tıfletü'yü eledik. Et-tıfleyni zaten olamaz. Nas veya cer hali. El-etfale sondaki fetadan kaybediyor. Cevabımız nedir o zaman arkadaşlar? El-etfal. El-etfalu. Evet. Peki huve olsaydı ne olurdu? Yine. Yel'abu. Et-tıflu. Et-tıflu. Yel'abu. Et-tıflani. Evet. Tıflun. Tıflani. Yel'abu. Et-tıflani. Yel'abu el-etfalu. Çocuklar oynuyorlar. Nerede? Fî mel'abil medraseti. Okulun neresinde? İşte sahasında. Okulun stadyumu olmaz. Okulun sahasında oynuyorlar. Peki. Bir saniyenizi rica edeceğim. Hemen döneceğim arkadaşlar. Şu ben gelene kadar şu 17. soruya bir bakın siz. Evet arkadaşlar sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Ses bende gidip geliyor demiş Melike. Sizde de öyle mi? Bende bir sorun yok hocam. Hilal sende? Bende de yok. Diğer arkadaşlarda var mı bir problem? Hayır yok. Hayır yok hocam.
Demek ki şeyde Melike'nin internetiyle alakalı o zaman. Evet. Arkadaşlar nazara baktı demek. Yenzuru bakıyor. İla harfi celiyle kullanılıyor. Bunun başına bir hemze getiriyoruz. Aynel ve lamel fiili arasına da başına bir hemze getirdik. Aynel ve lamel fiili arasında da bir T getirdik. İki tane zayit harf. Ne oldu arkadaşlar? İntezara. Nazara baktı. İntezara bekledi demek. Aslında bunun da bakmakla alakası var. Hani gözü bekleyen insanın gözü nerede kalır arkadaşlar? Yollarda. Tamam. Yani aynı ilişki yani. Nazara baktı. İntezara bekledi. Gözü yollarda kaldı yani. İntezarat dediğine göre failimizin ya müfret müennes ya tesniye müennes ya cemi müennes olduğunu anlıyoruz. Yani hiye, huma, hunneden biri olması lazım arkadaşlar. Diğerlerini eleyelim. El meridu eledik. Elememizin sebebi ne? Müfret müzekker. El meridati. Bunu neden eledik arkadaşlar? Sondaki kesra. Kesra. Fail olma ihtimali yok. El meridate. Buna da mefullük yakışır. Faillik yakışmaz. Bunu da eledik. Cevabımız ne o zaman? Adana. El meridatu. Bayan hasta. Tesniye olursa el meridatani. Cemi olursa el meridatu olur arkadaşlar. El meridatu. Bayan hasta bekledi. Evet. Et tabibe. Et tabibe. El muallice. Tedavi eden doktor diye çıkıyor mu? Doğru mu? Muallic tedavi etmek değil mi hocam? Tedavi eden. Yani ismi fail de bunun niye böyle kullandığı ben onu anlamadım yani. Bir bakalım. Başka bir anlamda mı acaba? Olabilir yani. Bakalım. Tevakkuya baktınız mı? Tedavi eden diye çıktı mı? Terapist diyor, terapist. Tedavi eden doktor. Bir doktor tedavi eder zaten. Şu acildeki doktorlara ne diyorlardı? Acilde çalışan doktorlar var ya. Bilmiyorum hocam. Benim de aklıma o geldi hocam ama hani bir ismi... Pratisyen mi ne bir şey diyorlardı ya. Öyle bir şey vardı ya. Teknisyen olmasın hocam. Acil teknisyeni. Yok yok abla. Şu şey var ya acildeki doktorlar var ya. Pratisyen hekim diyorlar herhalde onlara. Pratisyen hekim. Hocam ikisini bir yazınca terapist çıkıyor. Ha, terapist işte bir dakika. Pratisyen olabilir yani. Böyle bir kavram var çünkü. Yanlış hatırlamıyorsam. Acil tıp uzmanı çıkıyor hocam. Hah aynen aynen. Acil tıp uzmanı. Pratisyen o demek değil mi? Pratisyen olarak bakmadım ama ona da bakayım. Sen neye baktın Hilal? Hocam pratisyen. Kronikleri tedavi eden doktorlara deniyormuş pratisyen. Yok az önce bir şey söylediniz. Bir acil ne dediniz? Acilde çalışan hekimlerin isimlerine baktım ben. Tamam. Acil tıp uzmanı olarak çıktı. Tamam. Pratisyen de kronik hastalıkları tedavi eden doktorlara deniyormuş. Tamam o zaman o tarz bir şey işte. Pratisyen yani. Tamam. Yani bu şu doktorun muallic doktorun sıfatı yani. Bayan hasta işte pratisyen hekimi ne yaptı? Bekledi diyelim. Tamam. Veya direkt tercümede eritelim. Direkt hasta, hekimi, doktoru bekledi diyebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Peki son sorumuz. Ketebet.
Failimiz ne olması lazım arkadaşlar? Üç ihtimal var. İye hüme hünne. Müfret mühennes, tesniye mühennes, cemî mühennes. Peki efendim. Ettegârir. Neyin çoğulu? Takrir. Takrir ne demek peki? Rapor. Rapor demek. Peki raporların fail olma ihtimali var mı? Raporlar yazabilir mi yani? Olmaz. Meful. O zaman burası meful. Ettegârira. Dolayısıyla bizden ne isteyecek? Fail. Failimizi söyledik zaten. El mühendisi olmaz. Kesra fail olur mu hiç? Gördünüz mü Kesra'nın fail olduğunu? Hayır. Heta fail olur mu? Hiç görmedik. El mühendise olmaz. Hem müfret zaten. Biz ne arıyoruz? Ketebet. Müfret mühennes arıyoruz. El mühendise müfret müzekker. Hem de feta olmaz. Cevabımız ne o zaman arkadaşlar? El mühendise diyor. Ama bununla beraber iki şey daha olabilirdi. El mühendise tani olabilirdi. El mühendise tüde olabilirdi. Peki bunu çevirirken nasıl çevireceğim? Raporları mühendis yazdı mı diyeceğim? Mühendis raporları yazdı mı diyeceğim? Raporları mühendis yazdı. Raporları bayan mühendis yazdı. Ama ben demek istiyorsam bayan mühendis raporları yazdı. O zaman ketebet. El mühendisetu et tekarira demem lazım. Tamam mı arkadaşlar? Böylece tamam, 20. dersimizde bitirmiş olduk. 21. dersimizde testimiz ne? Fail ve mef'ulün bih. 21. dersimiz bu. Yani dersimiz 21 ama testimiz 18. 21. ders, bir sonraki dersimiz. 18. testimizdeyiz. Fail ve mef'ulün bih. Önceden çözün arkadaşlar. Derste beraber yine üzerinden geçeriz. Gitgide kitap aslında kelimeler ve soru çeşitleri, konular artıyor. Yani kolaydan zora doğru gidiyor. Dersler işte basit, bunlar kolay şeyler, bildiğimiz şeyler diye düşünmeyin. Bu dersler çok önemsiyorum arkadaşlar ben. Çok istifade ettiğinizi düşünüyorum. Geliyoruz hocam. Allah razı olsun hocam. Sizden de bugünlük yeter olsun arkadaşlar. 43 dakika olmuş. Yeter bu kadar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.